Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi olarak bugün burada Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürlüğü'nde proje ekibimizle birlikte projemiz için bulunuyoruz. Sabancı Üniversitesi'nde Toplumsal Duyarlılık Projeleri 10 yıldır süregelen bir proje çalışması, sosyal sorumluluk alanında bir proje çalışması. Aynı zamanda üniversitemize bunu bir ders olarak da veriyoruz. Üniversite içerisinde okuyan tüm öğrencilerimiz hangi fakülteden, hangi programda okursa olsun mutlaka bizden bir tane bu projeyi tamamlamak zorunda. Dolayısıyla biz üniversitedeki eğitimin bir paket olduğunu düşünüyoruz ve sosyal sorumluluğu kazanmamış bir gencin de üniversiteden mezun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece ileriki yaşamlarında hangi meslekte ne olursa olsun hayatları içerisinde belli bir vakitlerini sosyal sorumluluğa adayacak gençler ve vatandaşlar yetiştirmek istiyoruz. Sabancı Üniversitesi 3. sınıf yönetim bilimleri programında öğrenciyim. Burada toplumsal duyarlılık projesinde kültürel mirası koruma ve gençlerin aktif katılım projesinde proje liderliği süpervizörlük yapıyorum. İlk projem engellilerleydi. Metin Sabancı Engelliler Okulu'nda engelliler bir proje yaptım. Daha sonra organ ve kan bağışı ile ilgili bir projede çalıştım. Yaptığım diğer iki proje buydu. Bu üçüncüsü. Projeler dahilinde ki çalışmalarımızda çok çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Çocuklar, yaşlılar, gençler, engelliler, insan sağlığı gibi birçok konuda çalışıyoruz. Ve proje yapan öğrenci sayımız, genç sayımız çok yüksek. Yılda yaklaşık 900 kişi kadar. Biz de elimizden geldiğince bu gençlere bu dersleri aldıkları süreç içerisinde mümkün olduğunca çok seçenek sunmak istiyoruz. Bu seçenekler arasında da tabii ki kendimizi yenileyip her sene yeni projeler açma çabası içerisindeyiz. Bu sene açtığımız projeler arasında da çok önemli bir projemiz için burada bulunuyoruz. Bu da İstanbul'da ve Türkiye'deki çok önemli kültür mirası olan eserlerimizin koruması ile ilgili gençlerimizin bilinçlenmesi ve kendileri bilinçlendikten sonra da kendinden daha küçük çocukları ve gençleri, akranlarını bilinçlendirmesi üzerine yapılan bir çalışma bu. Şu anda burada birlikte çalıştığımız uzmanlar gençlerimizi bu konuda eğitiyorlar. Birebir çalışmaların içerisinde bulunup gözlemleme şansı sunuyorlar. Dolayısıyla gençlerimiz de buradan edindikleri bilgi ve birikimle çocuklar için çok hoş, çok daha onlara uygun, çok küçük yaştan bunun önemini kavrayabilecekleri bir eğitim paketi hazırlayıp ilköğretim okullarında bu eğitimi uyguluyor olacaklar. Neler öğrendim? İlk önce restorasyonun ne kadar zor olduğunu öğrendim. Hani bu projeye girmeden önce restorasyon denildiği zaman benim aklıma daha çok sanatla ilgilenen kişiler, işte sanat akademisinden mezun olmuş kişiler gelirdi. Ama buraya geldiğimde gördüm ki kimyagerler, malzeme mühendisleri, kimya mühendisleri gibi çok farklı alanlarda insanlar da bu alanda çalışabilir. Yani sadece sanatla ilgilenen ya da tarihle ilgilenen insanlar değil, mühendislik alanıyla da ilgilenen insanlara, fen bilimleriyle ilgilenen insanların da bu projenin içinde yer alabileceğini öğrendim. Epeyce engeller alanında çalışmalarımız var. Bunlar içerisinde bir Türkiye'de daha önce şu anda çok az sayıda engelli kürek sporunu yapan genç bulunmakta. Biz de bu konuya eğilmek istedik ve Türkiye'de dünyada aslında şampiyonaları yapılan böyle bir sporu Türkiye'ye getirmek üzerine şu anda Türkiye Kürek Federasyonu ile birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz bir projemiz söz konusu. Bunun yanı sıra aynı şekilde engellilerin kendileri yeteneklerini keşfetmeleri ve meslek edinmelerine yönelik uzmanlık alanında onlara yardımcı olan Düşler Akademisi projesine destek veriyoruz. Onlarla birlikte bu sene çalışıyoruz. Bu da yeni çalışmalarımız arasında. Yine belki kültür mirası değil ama kentlilik ve kenti koruma, iyi bir kent nasıl olmalı konusu üzerine eğilerek sizlerin de dikkatini çektiği gibi şehirlerimizde en çok görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler konusunda bu sene bir çalışma yaptık. Neşeli Kentler, Neşeli Çatılar isimli bir projemiz bu. Neşeli Kentler, Neşeli Çatılar projemizde de yine gençlerimiz küçüklere bir kent nasıl olmalıdır, nasıl korunmalıdır öğretip daha sonra onların gözünden çanak antenlerin üzerinde aslında onlar belki de doğaya dair neler görmek istiyorlar. Bunları resmetmelerini sağlıyorlar ve daha sonrasında da gönüllü tırmanmak için tabii ki profesyonel olan gönüllerimiz tarafından çıkıp çanak antenlerde bu uygulamayı yapıp kamuoyunda bir bilinç yaratmaya çalışacağız bu konuyla ilgili. Engelli öğrencilerle de çalışırken özellikle çocuklarla çalışmak çok zevkli bir durum. Yani böyle onlardan çok yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Sizin düşünemediğiniz kadar geniş düşünebiliyorlar. Hayal güçleri çok geniş olabiliyor. Çocuklardan da öğrenebileceğimiz çok şey olduğu için ben ilk engellilerle de çalışırken, kan bağışıyla da çalışırken çok farklı şeyler öğrendim. Ve güzeldi yani benim için. Gayet tatmin edici projeler oldu.
adı çatısı altında gerçekleştirdiğimiz projelerimiz genellikle İstanbul dışında gerçekleştirdiğimiz projeler. Bunlarda da kışın sömestrilerde ve yaz tatillerinde sadece kendi üniversitemizden değil katılmak isteyen tüm üniversitelerden gençleri projenin içerisine aldığımız projelerimiz var. Burada Türkiye'nin dört bir tarafında her bölgesinde uyguladığımız projeler bunlar. Daha biraz konsantre projeler 2-3 hafta üst üste gidip o şehirde kalmak suretiyle gençlerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar. Başka bir projede çalışmayı tercih ederim. Bu projeyi yaptıktan sonra daha yeni şeyler, ufkumu genişletecek daha başka şeyler görmek için başka bir projeyi tercih ederim. Bundan sonra da mezun olduktan sonra okuduğum alan itibariyle sivil toplum kuruluşlarında çalışma ya da yöneticilik gibi dersler de görüyoruz. Bu tür projelerimiz de oluyor ders kapsamında. Mezun olduktan sonra bir süre vakıflarda, derneklerde çalışmayı düşünüyorum açıkçası. Daha sonra daha profesyonel bir iş hayatına atılmayı düşünüyorum. Yani şu andaki planım bu ama tabii vakıflarda çalıştıktan sonra o eğlenceli ve güzel ortamı gördükten sonra bırakabilir miyim onu bilmiyorum. Özellikle de gençleri için alan bir sosyal sorumluluk çalışmasında tabii ki her şeyden önce bir projeyi zenginleştiren şey işbirlikleri ve tabii ki birlikte yapılan çalışmalar. Dolayısıyla biz bu konuda çok hassasiyet gösteriyoruz. Çalıştığımız konuların da muhteviyatı sebebiyle özellikle Milli Eğitim Müdürlükleri, sosyal hizmetler, belediyeler, kaymakamlıklar birinci dereceden işbirliği içerisinde bulunduğumuz kurumlar arasında. Bunların yanı sıra tabii ki birçok sivil toplum kuruluşu yine çalıştığımız konular minvalinde bizlerle çalışıyor. Ve daha özel sektör tarafına baktığımızda da gerek maddi anlamda destek vermek anlamında gerekse çalışanlarıyla bize destek vermek anlamında özel sektörden de birlikte çalıştığımız kurumlar söz konusu. Problemler yaşanmıyor demek tabii ki mümkün değil. Çünkü biz bu çalışmaları yapmaya başlayalı 10 sene oldu ve 10 senede Türkiye'de çok şey değişti. Ama yine de genel çerçevede baktığımızda hala Türkiye'de bu tarz çalışmalar yapmak çok zor. Biz de bunların zorluklarını tabii ki proje içerisinde yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk alanı genel olarak Türkiye'de çok yeni. Fakat daha da yeni olan bir şey gençlerin özellikle üniversitede okuyan, hayatlarının en verimli zamanda olan kişilerin katılması açısından son derece hala çok kıt bir durumda ülkemiz. Üniversitelerde bu tarz çalışmalar hala çok az. Biz elimizden geldiğince buna önderlik etmeye çalışıyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum ki üniversitede özellikle okuyan ya da mezun olduktan hemen sonra iş hayatına atılan gençlere aslında çok küçük bir zaman ayırmayla, çok küçük bir emekle bu işlerin içerisinde çok büyük farklar yaratmak mümkün. Projelere başlamak için maddi destek aramak tabii ki bir önemli bir husus ama aslında bütçeleri çok küçük ama etkileri çok büyük projeler yapmak her zaman için mümkün. Bu konuda tüm gençleri ve onlarla çalışacak bütün kurumları bu alanda çalışmaya davet ediyorum.